Merhabalar arkadaşlar. Umutcan kardeşimle buluştuk bu güzel günün sabahında. Ayrıca bugün 10 Kasım. Anıyoruz atamızı. Onu da belirteyim. Belirtmeden geçmeyeyim. Ziya Ustam'ın mekanındayız. Ziya Ustam'la da merhabalaştık. Onunla ilgili de zaten ileride görüntülerimiz olacaktır. Arkadaşımız aracı 200'e 90 modeldi. Doğrudur abi. 90 model 200'e ve bir takım sorunlar yaşadı. Onunla ilgili bilgilendireceğiz. Hem de aracı inceleyeceğiz. Ve sorunuyla ilgili sorunu çözmek için Ziya Usta girişimlerde bulunuyor. Onunla ilgili de teferruatlı olarak bilgilendireceğiz. Gayet memnun bir şekilde ve kafaya takmış bir şekilde Umutcan kardeşimiz bu aracı aldı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar ufak tefek bir sıkıntı. Çünkü her zaman söylediğim gibi aracı alıyorsunuz ama bakım için bir miktar para bırakıyorsunuz. Bu araçları çocuk gibi biraz ilgilenerek eksiklerini tamamladıkça dört dörtlük bir şekilde biner hale geleceksiniz. Ve elinizden çıkartmayacaksınız kolay kolay diye hep uyarırım yani. Şimdi şöyle bir aracını kontrol edelim. Tabii bu arada soracaklardır. Abi Umutcan abi kaça aldı falan diye. Umutcan kardeşimiz aracı kaça aldı? Şimdi Harun abi ben bu arabayı bayağı bir araştırdım. Ankara'da da sanayide amcam da vardı sağ olsun. Evet. Bu arada Ankara plakalı aracın plakasını da göstereceğiz sizlere. Tabii. Ben de Keçiören'liyim abi. Şimdi o şeyle Keçiören'liyim. Tabii. Ve aynı benim zamanda hemşerim yani. Evet. Ben de doğma büyüme Ankaralıyım biliyorsunuz. Yani. Evet. Kursaklarda oturuyorum. Babam rahmetli oldu. Annem, kardeşlerim Keçiören basın evlerinde. Biz de Keçiören çocuğuyuz yani. Yakınız. Aynen öyle. Ben de orada doğdum büyüdüm. Abi doğru. Arabayı gördük, beğendik. 28 bin yazmıştı abimiz. Evet. O da Batıkent'teydi. Bir tane esnaf bir abimiz. Ne kadar zaman oldu alalım? Bir hafta oldu abi. Bir hafta oldu. Ama tabii araya şeyleri giriyor yani, yoksa o şekilde belki de alamayacak. Aynen mi? Öyle. Tanıdıkların vasıtasıyla. Tabii tabii, bir de altına da açıklamaya yazmış, kesinlikle 25-26 bin lira teklif etmeyin ne olur diye. Ben de dedim ki 26 bine alacağım bu arabayı çünkü o param vardı. Evet. Sağ olsun yardımcı oldu, amcam da gitti, el sıkıştı. Araba bize nasip oldu, ha, ufak tefek sıkıntılar çıktı mı çıkmadı değil, illaki çıkacaktır ama bir an bile pişmanlık yaşamadım. Aracımız sunroof'lu bir araç. Ve görmüş olduğunuz gibi renk olarak da benim aracımın aynısı. Evet. Metalik siyah. 90 model 200'e. Bakın ben buradan görüyorum, size de yakından göstereceğim. Aracımızın şöyle ben bir geçeyim. 8 tuş kliması var. 8 tuş klimalı. Bunlar malumunuz bir 3 tuş klima oluyor, bir 8 tuş klima oluyor. 8 tuş klimalı bir araç. Arka koltuk kapalıkları vakumlu görüyorsunuz. Hemen burada dörtlü flaşör tuşumuz var. Şu arkadaşlar arka cam resistansı. Umutcan şu tuş ne? Ben onu çözemedim abi. Bunun üzerindeki şey gittiği evet, için. Evet, o bir arka perde yok galiba bunda. Baktım arka göremedim. Perde yok. Yoktu. Arka perde yok zaten. Onu zannettim başta da. Bazen arka perde ısıtmalı koltukları var. Evet. Isıtmalı koltukları var. Ve dört cam elektrikli hoparlörler öne veya arkaya şu buton sayesinde yığılabiliyor. Yani ön tarafa çektiğiniz zaman bu butonu öndeki hoparlörler devreye giriyor. Arka tarafa çektiğiniz zaman şöyle arkadaki hoparlörler devreye giriyor. Ortadaysa her ikisi de devrede oluyor. Ve şu da elektrikli ısıtmalı ayarlanabilir aynalarımızın düğmesi. Ayrıca aracımızın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ön koltukları ve koltuk başlıkları da ayarlanabiliyor. Normal, orijinal döşemesi mevcut. Şuralara kılıf takılmış. Ön koltuklar ve arka koltuklarda ekstra bir kılıf var. Göğüs iyi durumda. Aracımızın kilometresi 323 bin kilometrede. 323 bin kilometrede işte görmüş olduğunuz gibi. Klasik 200'e direksiyonu da burada orijinal. Bu modellerde arkadaşlar hava yastıkları yok. Hava yastıkları yok çünkü hava yastıkları 90 arkadaşlar 3'te
itibaren eğer önler daha erken olabiliyor. Önler daha erken olabiliyor. 90 yılından sonra çıktı. Ama her ikisi 94 yani 93 yılından itibaren, ikinci yarısından itibaren başladı. Normal tavan güzel, orijinal. Şu kaplama olmuş üst taraf. Kaplama olmuş. Bir de şuralara içine bir şey koymuşlar. Hafif takmışlar ama onu Umutcan halledecektir. Sunrooflu bir araç, orijinal sunrooflu bir araç arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sunrooflu bir araç, orijinal ve gayet, esasında aracın Umutcan iyi durumda ya. Yani o kadar şey değil yani. Benim elim biraz sakat ama bak. Şöyle baktığımız zaman, evet. Şimdi gayet güzel. Şunu alayım abi. İşte görmüş olduğunuz gibi. Şeyler soğuk abi. Bunlar da orijinal arkadaşlar. 250'lerde bakın şu dereler orijinal. Ben kılıf gibi gördüm içeride ama kılıf değil bunlar. Değil abi. Kılıf değil, orijinal yani. Orijinal abi. Bunlar bunlar o dönem çıkan seri çıkma, evet. Aracımız zaten dolu bir araç, geçiyor. Dolu bir araç ve orijinal yani. Gördüğünüz gibi bakın aynı şekilde. Kapılar da dahil bakın şuralardan anlayabiliyoruz arkadaşlar şu dikişlerden. Bakın arka camlarında burada düğmeleri var. Ampulleri bunların yanıyordur tahminime göre. Ben arka koltuk dayama orada. Şuralar evet. İçine konulacak. Bunları alırken zaten çıkartıp kontrol etmeniz gerekiyor. Bu bölüm şunun içine kondur. Onda sıkıntı olmaz. Zaten bakın görüyorsunuz. Kesme biçme falan yok. Ha buralara da arkadaşlar baksın esasında alırken. Ben daha fazla şey yapmak istemiyorum. Şu puntoların komple aynı şekilde buraya kadar gelmesi gerekiyor. Şu normal astar boyası arkadaşlar. Araç orijinal boyasıyla duruyor benim tahminim. Boyandı mı acaba araç? Bence de boyalı abi. Boyalı. Önceki rengi farklı herhalde bunun. Yo, aynı renk. Yani aynı renge boyandı. Aynı renge boyandı. Kapı içlerinde yok. Yıldızlar diye kaybolmasın diye de olabilir. Evet, muhtemelen. Şimdi ben onları da göstereceğim arkadaşlara. Tavanı görüyorsunuz. Daha hatasız görünüyor biraz. Evet, tavanda bir problem yok. Şöyle ben de kalırken baktım da. Bakın arkadaşlar. Tamponlar biraz şey olacak tabii ki. Bantlı tampon dediğimiz tamponlar bunlar bakın şu şekilde. Bantlı tampon. Bantlı tampon. Stoklar da bunlar normalde değişmiş abi. Değişmiş. Evet. Bunların kavun içi renkli olması evet, gerekiyor. Bunlar genelde E200 görünümlü yapmak evet. için arkadaşlar. Tabii. Ama o şey değil yani. Ama ben bir de şurada ufak bir başlangıç var da o çözülmeyecek problem. O genelde hepsinde olur. Zaten evet, şu bant çıktıktan sonra o korozyon basit yani spiral taşıyla evet, onu evet. şey yapıyorlar. Aynen. Komple astar, boya çekiliyor. Evet. Bir sıkıntı kalmıyor. Zaten şu bant çıktıktan sonra şuradaki civatalardan evet. plaka, lambalıkları falan komple şu bölüm açılıyor. Oranın devamında korozyon varsa zaten ortaya çıkacaktır. Genelde elim biraz sakat benim arkadaşlar. Geçmiş bir iş kazası olsun. Geçirdiğim için. Bu şeyi yok. Ama önemli değil. Bakın daha gazı var tankı içinde. Tankı yeni değişmiş abi zaten. Tankı yeni mi? Hmm. 2018 2028'de son. İşte görmüş olduğunuz gibi orijinal şeyi duruyor arkadaşlar. Orijinal krikosu. Stepmesi burada. Bakın. Kaplaması burada. Yani aracın güzel. Otomatik anten ünitesi burada.
Değişti mi değişmedi mi tabii çıkmadan bilemeyiz onları. Yani fikirlerin bizim için önemli Harun abi. Seni aradık bulduk. Tabii. Sağ ol sen de yani, vallahi yardımcı oldun bize. Ben de zaten vesileyle Ziya Usta'yı göremiyorum ne zamandır. Lastikler güzel. Lastikler yeni arkadaşlar. Yeni abi, aynı. Lastikler yeni. Abi ben buradan göremiyorum ama şurada da açtığımız zaman bu kapıyı zaten o March 1'lerin hemen altındaki halı flexleri evet, sen bir ara elden geçirtirsin, oturtursun. Döşemeciyi görüştüm ama oraya da şu arada bir 123 kasa geldi. Mağonlar falan güzel. Elden geçmiş bunlar. Evet abi, mağonları. Mağonlar güzel, elden geçmiş. Göğüsteki mağonlar da zaten onları çok hoş, güzel. Gösterge panelini şöyle bakın, yine burada hani şu şeyde girip çıkarken olabiliyor burada. Sürekli sol alça tarafa anahtar veya cüzdan takıldığı zaman şurası yıpranabiliyor. O yapılır. Şuradan şöyle bir bakalım. Bak, işte ekonomi modu vardır bunlarda. Kadran 220 ya kadardır. Kilometreyi demin söyledim zaten. Şöyle bir tabi çalıştıramayız. Şu anda aracın tamir işlemleri var. Otomatik vites bir araç. Aynı şekilde eşya koyma gözü falan yerli yerinde duruyor. Bir sıkıntı yok. Ve görmüş olduğunuz gibi ışıklı makyaj aynaları da mevcut aracımızın. Bunları da bu şekilde gösterelim. E2 paket dediğimiz hattında dolu bir araç yani. Senin araç dolu bir araç. Evet abi. Biraz da beni o tav etti vallahi abi. Aracın dolu bir araç. Zaten mekanik sorunlarını ustamız yapıyor, ya elden geçiyor. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Yani ileriye yönelik yapacağın masraflarla aracın çok daha iyi seviyelere gelecek. İnşallah. Genel manada güzel, temiz. İşte LPG'yi de zaten ünitesi, zaten tank falan yeni evet, değişmiş ama evet, ekipmanlar değişti mi hiç bilmiyor. Onu işte Ziya ustamız ekipmanlar değiştiyse eğer LPG ile birlikte çok daha iyi olur. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu aracın zaten ilgili videolarım da var. Ziya ustadan da zaten şey alacaktır abimiz. Ondan sonra gerekli tüyoları alacaktır Ziya ustadan. Umutcan kardeşimiz. Şunu demek istiyorum. LPG konusunda dikkat edildiği sürece bu araç başınızı ağrıtmaz. Tek nokta enjeksiyonlu zaten 8 vahri bir araç. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ve 122 beygir gücünde bir araç. Bu aracın en büyük özelliği yani ısıttıktan sonra yani LPG'nin sıvı haline gaz hale geçmesini sağladıktan sonra patlatma olayı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ondan sonraki aşamada motor ısınana kadar 80-90 km aralığında uygun bir şekilde giderseniz araç kesinlikle sizi üzmeyecektir. Motor ısındıktan sonra zaten patlama olayı yaşamayacaksınızdır. Tank değişmiş, uygun ekipmanlar da değiştiyse bu sorun da kökünden halledilmiş oluyor. Yani onun dışında mekanik sorunlar ve gösterdiğim kozmetik sorunlar ufak meblağlar, paralar karşılığında zaman içerisinde yavaş yavaş kademe kademe aşılmak suretiyle giderilecektir. Sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Şimdi zaten bir sonraki bölümde ve vlogda aracın buraya geliş sebebi ve arızaları ile ilgili yine başka bir videomuz olacaktır. Bu inceleme videosuydu. Bunu ayrıca yayınlayacağız. Ondan sonraki videomuzda bakım ve 200E'nin yaşadığı sorun ve onun neticesinde ustamızla ilgili vlogumuz yer alacaktır. Görüşmek üzere.